Merhaba arkadaşlar. Bu videoda üçgenin yardımcı elemanları kenar ortay, açı ortay ve yüksekliğin üçgen katlama yöntemiyle nasıl bulunduğunu göstereceğim. Bir ABC çeşit kenar üçgenimiz var. Üçgenimizin B köşesini AC kenarı boyunca bakın şu şekilde katlıyoruz. B ile B üssü üst üste geliyor. Şimdi katlama noktasına D noktası diyelim. D noktasıyla da A köşesini birleştirdiğimizde oluşan doğru parçası A köşesine ait açı ortaydır. Burada BAD açısının ölçüsü ile DAC açısının ölçüsü birbirine eşittir. DB doğru parçasının uzunluğu DB üssü doğru parçasının uzunluğuna, AB doğru parçasının uzunluğu da AB üssü doğru parçasının uzunluğuna eşittir. Şimdi kenar ortayı göstereceğim. Gene bir ABC çeşitkenar üçgenimiz var. Bu sefer üçgenin B ile C köşesini üst üste gelecek şekilde kaplıyorum katlama noktasına D noktası diyoruz. D noktası ile A köşesini birleştiren AD doğru parçası A kenarına ait kenar ortay olmuş oluyor. Kenar ortay olduğu için BD doğru parçasının uzunluğu ile DC doğru parçasının uzunluğu birbirine eşittir. Şimdi yüksekliğin nasıl bulunduğunu göstereyim. Gene bir ABC çeşit kenar üçgenimiz var. Bu sefer B köşesini BC kenarı boyunca şu şekilde katlıyoruz bakın katladığımızda oluşan katlama noktası D noktası olsun. A köşesi ile D noktasını birleştirdiğimizde oluşan AD doğru parçası A kenarına ait yükseklik oluyor. AD doğru parçasıyla BC doğru parçası da birbirine dik oluyor. Şimdi burada üçgenin bir kenarına ait yükseklik, kenar ortay ve aç ortayı görmekteyiz. Burada en kısa olan yüksekliğin uzunluğudur. Sonra açı ortayın uzunluğu. En uzun olan da kenar ortay uzunluğudur.